Şimdi oldu mu? Başardık mı bu sefer? Aynen, Umarım oldu. başardık. Ya internet Evet. bağlantısı bazen gidip geliyor da daha çeken bir yerde gireyim dedim. Bu güzel programı Yaptın. bozmamak için. Evet, iyi oldu. Ben de sıfırdan açtım. Ki hani kayıtta böyle hani çıktı girdi olmasın diye. Hoş geldin Eren, nasılsın? Hoş bulduk. Fena değil. İşte sömestr araları biliyorsun biraz garip oluyor. Bir boşlukta hissediyorsun Evet. kendini. Ne yapacağını bilmiyorsun falan. İşte o arada evde izolasyondayız biz de. Covid vakaları zaten çok arttı. Çok yapacak bir şey yok açıkçası. Daha çok Netflix izlemek, bir şeyler okumak gibi şeylerle geçiriyorum vaktimi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Eren, valla iyi ki geldin. Bugün şu ana kadar hani hiç konuşmadığımız bir konu konuşacağız. İskoçya'da okumayı konuşacağız. O yüzden teşekkür ediyorum geldiğin için. Asıl ben sana teşekkür ederim. Sonuçta sen bu programı kurmasaydın ne ben ne de diğer arkadaşlar çıkabilirdi. Çok ihtiyaç olan bir Teşekkür şeydi ederim. bence. Ben yaklaşık herhalde bir yıldır izliyorum. Epey bir programını Teşekkür izledim. ederim. Güzel şeyler, içerikler var. Herkese tavsiye ederim. Çok teşekkürler. Eren, tam biraz başlayalım istersen. Tabii Sen biraz başlayalım. kendinden bahsedebilir misin? Ben tabii lisede Oğuzkan Koleji'ndeydim. Orta halli bir öğrencilikti aslında. Öyle çok aşırı deha mıydım? Değildim. Öyle çok boş bir öğrenci de olmadım. Öğrenci gibi öğrenciydim ben de. Sonra daha çok sözel tarafım ağır basıyordu. Tarih olsun, coğrafya olsun, felsefe olsun ve ben de çoğu insan gibi bu yeteneklere sahip. Üniversitede siyaset bilimi veya uluslararası ilişkiler veya tarih okumak istiyordum. Hatta İtalya'da birkaç üniversiteye başvurmuştum. Pavia'da var mesela, Milano'ya yakın. Einstein'ın okulu. Falan filan derken üniversite bitti. Hasbelkader bir puan, lise bitti. Hasbelkader bir puan yaptık ve tercih zamanı geldi. Benim de ailemde çok avukat vardır. Hem onların biraz beyin yıkaması diyelim. Hem de diğer araştırmaların neticesinde dedim ben hukuk okuyayım. Aslında bu kadar cahilce sahaya girdim yani. Aman hukukçu olacağım, adalet dağıtacağım, yargı falan filan. Pek aklım beş karış havadaydı ama hani bir yandan da böyle istiyordum ki hani lisansı da böyle güzel bir Avrupa şehrinde okumak da çok hoş geliyordu kulağa. Hukuk kazanınca Türkiye'de okumam gerekti ve ben kazandım. Hazırlık eğitimine başladım. 2-3 ay sonra dondurdum. Ve yurt dışında hazırlığı tamamlamaya karar verdim. Bununla alakalı çeşitli ihtimaller vardı İngilizce olunca. İşte Amerika, Kanada mı derken Kanada'yı seçmiştim. Orada tanıdıklarım vardı vesaire. İngilizce şey yapmak için. Tabii Kanada'ya gitmek benim için biraz dönüm noktası oldu. Orada ilk defa, çünkü ben Türk Koleji'nde okudum. Daha önce herhangi bir yabancı eğitim sistemine bir aşinalığım yoktu. Bir yabancı öğretmenim yoktu vesaire vesaire. Tabii Kanada'ya gittim. Az Türk vardı o zamanlar. Ben zaten oraya gittiğim zaman hiçbir Türk'le arkadaş yapmayacağım, hiçbir Türk'le görüşmeyeceğim diye kendime söz vermiştim İngilizcem gelişsin diye. Hatta aileme bile demiştim ki beni aramayın. Ben hani sadece İngilizce konuşmak istiyorum. Ondan sonra baya güzel çalıştık. Hatta 3-4 ay sonra İngilizce rüya görmeye falan başlamıştım. O yüzden beklenenden güzel bir gelişim olmuştu. Tabii Kanada'da dönüm noktası şöyle oldu. Ben gittiğim zaman sınıfta 13 kişiydik ve 9 kişimiz Japondu. Onlardan ben görmüştüm. Onların o çalışma azmi, onların o disiplini, hani her gün dersten çıkıp kütüphaneye gitmek ve kütüphane sonrasında da yine çeşitli çalışmalar yapmaları, hep bir hobilerinin olmaları beni çok etkilemişti. Ondan sonra ben de karar vermiştim hani Japonlar gibi olacağım diye. Kanada'dan döndüm. Burada Bahçeşehir Üniversitesi'ne başladım. Bahçeşehir Üniversitesi'nde değişim programıyla Almanya'ya gittim. Orada bir sene kaldım. Staj yaptım oradaki parlamentoda falan. Döndüm. Sonra yaz stajına başka bir ülkeye gittim vesaire. Bitirdim. Şimdi de İskoçya'da yüksek lisans yapıyorum. Hayatımın hani 24 yaşındayım. 24 yılının 2 dakikalık özeti oldu bu. Harika. Peki bugün seni kimler dinlemeli? Kararsızlar dinleyebilir. Ne yapacağını bilmeyenler dinleyebilir. Hukuk okuyanlar dinleyebilir. İskoçya'yı merak edenler dinleyebilir. Yurt dışında yüksek lisans nasıl oluyor merak edenler dinleyebilir.
Başka aklıma gelmiyor. Onun dışında herkes dinleyebilir. Hepimizin bir hikayesi var sonuçta. Harika. Şimdi aslında bir iki cümle değindin ama ya ailede çok hukukçu olduğu için hani biraz da araştırdım ve hukuk okumaya karar verdim dedin. Aynen. Ama hani biraz daha detaylandırabilir misin? Yani o araştırma hani ailendekilerle konuşurken yani hukuk okumanın altında böyle senin kişiliğine yatan sebepler mi var? Nasıl oldu? Yani şimdi ben açık söyleyeyim. Burada ben şöyle bir şov yapmayayım. Hani yok işte adalet, yargı vesaire. Tamam, bunlar çok kutsal şeyler, çok değerli şeyler. Güzel ama hani şu anda günümüzde hukuk okuyan insanların çoğu Türkiye'de daha çok geniş iş olanakları, biraz prestij diyorlar. Ben daha bir prestijini görmedim ama gibi sebeplerle okuyorlar. Yani ben şu beni çok motive etti. Hani ben hukuk okuyup stajlarımı ve diğer projelerimi uluslararası ilişkiler alanında yapabilirdim. Ki öyle yaptım lisansta. O sebeple hani sonuçta şöyle bir cümle duydum. Hani uluslararası ilişkilerciler hukuk okumak istiyor. O zaman ben de hukuk okuyayım. Uluslararası ilişkilerciler gibi şey yapayım. Çalışayım dedim ve o yüzden hani öyle bir şey oldu. Dediğim gibi gerçekleri konuşmaya geldim bu yayına. O yüzden gereksiz yere şov yapmaya gerek yok fazla idealist gibi. Sonuçta hangimiz tam güvenerek karar veriyoruz ki kendimize bu Kimse vermiyor. çağda aynen. Evet, kimse vermiyor. Peki Bahçeşehir'de hukuk okumak nasıldı? Yani hani Bahçeşehir'i düşünenler varsa onlara ne söylersin? Bahçeşehir daha çok uluslararası ağlarıyla ön plana çıkıyor. Güzel bağlantıları var. Gerçekten o konuda haklarını yemeyeyim. Tabii çok eski bir üniversite değil. 20 yıllık, 24 yıllık falan bir üniversite. Benimle işte aşağı yukarı. Ama güzel yatırımlar yaptılar yurt dışından ve yurt dışından hocalar getiriyorlar. Eğer böyle bir çizgisi olan, böyle bir ideali olan arkadaşlarımız varsa bence Bahçeşehir güzel olabilir. Bir de Bahçeşehir Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi hukukçuları tarafından kuruldu Bahçeşehir Hukuk. Eğer Galatasaray Üniversitesi'nin ekolünü seviyorsanız, Galatasaray Üniversitesi'ni istiyorsanız ama kazanamadıysanız vesaire vesaire. Bence Bahçeşehir Üniversitesi güzel bir alternatif. Çünkü aynı hocalar giriyor. Aynı hocalar sınav veriyor. Zaten mesafe olarak çok yakın. Arabayla 5 dakika falan Evet. herhalde. O yüzden Bahçeşehir bence en iyisi dersem yolun olur ama bence güzel bir alternatif bu insan için. Bir de anladığım kadarıyla yani hani uluslararası ilişkileri çok iyi dedin. Ve sen de anladığım kadarıyla hani değişim programından faydalanmışsın. Evet, Bahçeşehir Mesela Üniversitesi'nin değişim programına gittim. Peki ya mesela sınıftakiler ya da yani kendi sınıf arkadaşların ya da diğer bölümlerdekiler hani rahatlıkla bu uluslararası değişim programlarından faydalanabiliyorlar mı? Nasıl kontenjanlar? Mesela Galatasaray'da çok kısıtlıydı kontenjanlar yurt dışına gidebilecekler. Ya şimdi ülkeden ülkeye değişir. Bahçeşehir'in aslında 30-35 farklı temsilciliği var yurt dışında. 30-35 demeyeyim herhalde, abarttım biraz ama en az 20'dir yani. Çünkü nereye baksan var. Ülkeden ülkeye değişir. Almanya'daki temsilcilik çok büyük. İtalya'daki temsilcilik çok büyük. Amerika'daki temsilcilik çok büyük. Bunlar bu arada üniversiteler orada. Orada akredite edilmiş üniversiteler. Benim zamanımda hukukçular ve mimarlar Almanya'ya gidiyordu. Mühendisler İtalya'ya gidiyordu. İşte işletme ekonomistler Washington'a gidiyordu falan filan öyle. Kontenjan konusunda ben sıkıntı yaşayan birini görmedim. Süper. Üniversite olanakları sağlayabildiği müddetçe her türlü Bahçeşehir'in yurt dışı olanaklarından değerlendirebiliyorsun. Şimdi hukuk lisansını bir kenara koyduğumuzda yüksek lisansa gitmek ya yani hukuk lisans eğitimi sonrası nasıl yani sen hani neden gitmeyi tercih ettin ya da işte sınıfındaki insanlardan da çok giden oldu mu? Sınıfımda benim dışında giden var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Varsa da ben bilmiyorum yurt dışında. Yani şöyle, aslında dürüst olmak gerekirse serbest avukatlık yapmak isteyen birisinin bence yüksek lisansa da ihtiyacı yok. Çünkü avukatlık artık şey gibi olmuş, yani bir meslek gibi, bir terzi gibi, bir bilmiyorum yani artık bir meslek grubu olmuş ve bunun eğitimini aslında okulda değil de sahada öğreniyorsun. Ve yüksek lisans tamam belki çok kulağa hoş geliyor ama hani yüksek lisansın artık öyle bir şeyi yok. Yani sen avukat olduğun zaman sana gelen her müşteri demeyeyim de her türlü insana bakıyorsun yani. Sen demiyorsun ki ben enerji hukukçusuyum ama senin davana bakamam. Sonuçta kim paraya hayır diyebilir?
Avukatlar bu yüzden bence serbest avukat olarak çalışmak isteyenlerin yurt dışında veya Türkiye'de yüksek lisans yapmasına gerek yok. Ama ne yazık ki Türkiye'de zaten yüksek lisans artık büyük bir olay değil. Gerçekten programlar çok kalitesiz ve çok basit. İnsanlar çok rahat bitirebiliyor. Çok vakit alan bir şey değil. Çok yoran bir şey değil ne yazık ki Türkiye'de. Bu yüzden insanlar yapıyor. Sırf hani CV'de bir şey gözüksün. Hani şunun uzmanıyım diye. Bence ama gerekli değil. Ama eğer yurt dışında bir alanda uzmanlaşmak istiyorsan, ileride uluslararası örgütlerde çalışmak istiyorsan, bir international network ağı kurmak istiyorsan ya da bir eğitim ekolünün kültürünü almak istiyorsan bence yurt dışında yüksek lisans Tabii iyi oluyor. bu arada yani akademisyen olmak konusunu şu an kenara bırakıyoruz. Onun altını bir çizmek lazım belki de. Yani Tabii. hele hukuk alanında sonra doktoraya vesaire devam etmek isteyen birisi için mecburi tabii yüksek lisans yapması Tabii gerekiyor. yani akademisyen için zaten sayma bile ihtiyaç duymadım. O yüksek lisans doktora, sonra post doktora vesaire. Onlarınki apayrı bir yol. Onu kenara koyuyoruz. Aynen. Serbest avukatlarınki apayrı bir yol. Ama dediğim gibi ne yazık ki çok artık eğitimin kalitesi düştü ve Türkiye'de hukuk okumak gerçekten, yani Türkiye'de avukat olmak dünyada en kolay. Yani dünyada avukat olmanın en kolay olduğu ülke Türkiye. Bunu ben değil, yapılan araştırmalar söylüyor. Ve insanlar büyük beklentilerle giriyor hukuk fakültesine. Çok büyük paralar harcıyorlar. Çok büyük emekler veriyorlar. Gerçekten yorucu bir şey. Başka bir alanda kısıtlı. Yani çok bir şeyin olmuyor. Yani öyle hadi ben hukuk okuyayım da yapılacak bir şey değil kesinlikle. Hadi bir bakayım hani bir saygı edineyim, bir havalı buraya gelsin kulağa. Öyle bir bölüm kesinlikle değil. İnsanların o yüzden bence birkaç kere düşünmesi lazım hukuk okurken. Çünkü hem ciddi bir emek veriyorsun, ciddi bir para harcıyorsun, ciddi bir zaman harcıyorsun, uzatıyorsun genelde vesaire. O yüzden demek istediğim birkaç kere düşünmeli yani hukuk okumak isteyen biri. Elen peki senin yani şu an yaptığın yüksek lisansı sanıyorum ki uluslararası enerji ve çevre hukuku üzerine Aynen. yapıyorsun. Onu seçmenin sebebi nedir? Nasıl memnun musun? Şu ana kadar nasıl gidiyor? Ne kadar oldu sen başlayalı bu Şimdi eğitime? ben başlayalı yani ilk dönemim bitti. Ben bu dönem akademik hazırlık dersleri aldım. İşte eleştirel düşünme, akademik yazım, araştırma metotları vesaire vesaire. Enerjiye dair çok bir şey görmedim ama benim enerji hukuk alanını seçmem de biraz değişiktir. İlginç bir hikayedir. Yani ben hukuk dışında bir alanda uzmanlaşmak istiyordum. Ama hukuktan da kopmak istemiyordum. Ve daha önce Orta Doğu'da staj yapmıştım. Orada enerji sektörünün önemini gördüm. Keza post Sovyet ülkelerinde de çalışan tanıdıklarım vardı. Enerji sektörünü gördüm. Türkiye'de de çok uzman olan bir alan değil. Türkiye'de pek tanınmıyor. Bu sebeple ben enerji hukuku okumaya karar verdim. Yani değişik bir bölüm. Şöyle ki çok teorik bir bölüm değil. Bölüm kesinlikle. Kaynaklar daha yok. Kaynağı yok ne yazık ki. Yani var ama çok somut kaynaklar değil. Daha çok uluslararası sözleşmeler, teamüller üzerinden yürüyen bir dal. İnsanlar çok bilmiyor ama İskoçya tabii bu alanın merkezi. O yüzden ben enerji hukuku okumaya karar verdim. Enerji hukuku okumasaydım deniz hukuku okuyacaktım veya bilişim hukuku okuyacaktım. Bilişim hukuku İrlanda'da çok iyi. Deniz hukuku da Galler'de çok iyi. Hatta deniz hukuku Galler'deki programın direktörü de Türk bir hocaydı. O yüzden bayağı ilgimi çekmişti vesaire ama sonra burası oldu. Göreceğiz. Ben de aslında çok iyiyim enerji eğitiminde. Ama dediğim gibi çok şey bir bölüm. Hukuk bölümü ama uluslararası ilişkilerle de çok bağlantılı. Zaten çok uzmanı İlişkili. olmadığı için genelde insanlar da şu anda Türkiye'de aslında enerji hukukunda çalışan, araştırma yapan insanlar da şu anda aslında ya uluslararası ilişkilerci ya da enerji yönetimi mezunu vesaire. Çok enerji bilen. Ben de bu eksiği kapatmaya çalışıyorum kendi çapımda. Üniversitenin kendisine odaklanırsak, İskoçya'ya gitmeye nasıl karar verdin? Benim yüksek lisansa başvururken İlk prensibim şuydu. İngilizce konuşan ülkede okuyacaktım. Kesin İngilizce konuşan ülkede okuyacaktım. Yani bunu ben ilk öncelik olarak not almıştım. Akabinde baktım ülkelere. Birleşik Krallık hukukta en iyisiydi.
Ve enerji hukuku da İskoçya'da en iyisiydi. Gerçekten dünyadaki enerji hukuku programları ilk onda yarısı falan İskoç üniversiteleri. İskoçya'da çok iyidir enerji hukuku. Çünkü İskoçya'nın kuzeyinde çok doğal kaynaklar var ve güzel şirketler var o alanda. Bir de İskoç üniversitelerinin farkı da daha çok endüstriyle bağlantılı olmaları. Bu yüzden İskoç üniversitelerine tercih ediliyor İngiliz üniversitelerine göre. Mesela İngiltere'de de bir kraliyet ailesinin üyeleri mesela İskoçya'da üniversite okur. İskoçya'daki üniversitelere daha çok güvenirler. Gerçekten İskoçya'da akademik özgürlük daha yüksek. Endüstriyle bağlantı daha yüksek. Öğretmenlerin ilgisi daha yüksek. Zaten ilk dediğim şeye dönüyoruz. Yüksek lisans aslında uluslararası network ağı kurma yeridir ve İskoçya gerçekten bununla alakalı güzel olanaklar sağlıyor. Benim Süper. üniversitemde daha çok aslında benim üniversitem Glasgow ile Edinburgh'ın tam ortasında. Hani Glasgow'a yarım saat, Edinburgh'a 40 dakika. Merkezde bir üniversite. Zamanında İskoç İngiliz Üniversitesi, İskoç İngiliz Savaşı'nın yapıldığı alan. Sonra işte kraliçe gelmiş, dedi biz buraya üniversite yapalım vesaire demiş ve şey olmuş. Psikolojide çok iyi, kriminolojide çok iyi. O fakültesi fena değil. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım ben. Peki İskoçya'ya başvuru sürecinde böyle hani dikkat edilmesi gereken önereceğin şeyler olur mu? Öncelikle sadece İskoçya değil, genel olarak yurt dışında yüksek lisansa başvuran arkadaşlara tavsiyem bu şu. Önce üniversitenin akademik kadrosuna bakın. İlla ki her üniversitenin her fakültesinde bir ya da iki tane Türk hoca oluyor. Ve onlara mail atın, yani atsınlar. Cevap veriyorlar. Ben hani bu başvuru sürecinde 5-10 hocaya mail atmışımdır ve hepsinden yanıt aldım. Çünkü onlar daha dürüstçe cevap veriyor. Yani anlatıyorsun derdini ve o da sana diyor bu program sana uygun veya değil, bu üniversite sana uygun veya iyi değil. Bir de hani program koordinatörleri olduğu için tahmin ediyorlar sen kabul alırsın almazsın diye. Öbür türlü ajanslar falan eğitim danışmanlıkları vesaire çok bazen hani işte boş yere ümit verip şey yapabiliyor. Öğrencinin hevesini Bence biraz kursağında bırakabiliyor. ticari de bakıyorlar. Ya ticari bakıyor zaten ticari kuruluşlar ama değil mi? Öncelikle Türk hocalar oluyor. Bizim Türkler seviyor akademiyi. Ve gerçekten ben Birleşik Krallık'taki her üniversitenin her fakültesinde gördüm bir iki tane Türk. Ve gördüm, attım mailleri. Hiç de yanıtsız kalmadım. Ha, bazıları kısa cevap veriyor, bazıları uzun cevap veriyor ama yani öncelikle şu bir kere bizim kuşağın şeyi olmalı. Yani mail atmaktan korkmamamız lazım. İnsanlar bir mail atayım atmayayım diye aylarca düşünüyor. Bu bir felaket. Mail yazmamayı bilmek çok büyük bir felaket. Ve yani bence şu an yani şu an iletişim zaten yazılı olarak oluyor dünyada. Bilişim çağında yaşıyoruz. Ve insanları artık hani tek kelimeyle, tek bir cümleyle nasıl etkileyebiliriz artık bunun üzerine düşünmemiz lazım. Tamam yani ben görüyorum mesela duyuyorum üniversitelerde insanlar. Ya tamam çok zeki çocuk çok çalışıyor. Okul birincisi, bölüm birincisi, sınıf üçüncüsü bilmem ne bilmem ne ama yani sen daha mailde kendini ifade edemiyorsan etik kurallarına uygun bir şekilde Hocayla karşı tarafı nasıl etkileyecek bir konuşmayı, şekilde ya işin çok zor yani yurt dışında yani gerçekten bilmiyorum yani mail adresi olmayan tonlarca insan gördüm hani kullandığım mail adresi olmayan. Bunlarla alakalı güzel programlar da var. Nasıl mail yazılır, nasıl yazı yazılır, nasıl yazılı iletişim iyi yapılır diye. Bu şey olsun. İskoçya'daki üniversitelere başvuru sürecine geleyim. İngiliz üniversiteleri de aynı. Not ortalamasını, yani transkriptini yolluyorsun. 2-3 tane referansını veriyorsun. İşte yabancı IELTS TOEFL belgen falan filan veriyorsun ama şöyle bir dezavantajı var. Bizim üniversitelerimiz ne yazık ki uluslararası standartlara çok düşük olduğu, yüksek olmadığı için. Yani şöyle oluyor. Atıyorum mesela Galatasaray Üniversitesi mezunu birisiyle işte bilmem ne üniversitesinin mezununu aynı kefeye koyabiliyorlar. Yani Galatasaray Üniversitesi'ndeki çocuk insan 3.30-3.50 ortalama yapmış ama diğer başka kalitesi bir üniversitedeki bir öğrenci 4 yapmış. Ona daha çok öncelik veriyorlar. Bence öyle. Onun dışında İngilizce de IELTS bütün İngilizce konuşan ülkelerin şeyi ya IELTS'i geçemeyenler oluyor. Onlar için ekstra dil programları falan filan var.
Önce başvuruyorsun. Başvuru süreci okuldan okula değişiyor. Yani bazısı 4 günde cevap veriyor. Bazısı 2 ayda cevap vermiyor. Bu üniversitenin kendisiyle alakalı. Bir de İskoç Üniversitesi çok bağımsız. Yani gerçi hiç tanımazlar başındaki kimmiş şeymiş. Çok aşırı bir bağımsızlık şeyleri var üniversitelerin. O yüzden üniversite çok değişiyor. Bir de yüksek lisansta net bir yorum yapmak zor eğitim hakkında. Yani her üniversitenin çok farklı metotları var, çok farklı sistemleri var. Bu yüzden üniversiteye değişir her şey, yüksek lisansı dünyanın neresinde olursa olsun. Bir de şunu da söylemek lazım. Yurt dışında okumak gerçekten insana bir şey katıyor ama yani sırf yurt dışında okuyacağım diye de orada basit bir üniversitede okumak bence çok akıl kârı değil. Tamam, dil öğrenirsin, güzel bir yerde yaşarsın, güzel şeyler bunlar ama yani eğer CV'ni güçlendirmek istiyorsan bence Türkiye'deki iyi bir üniversitede yüksek lisans yapman daha mantıklı. Sonra istersen doktoraya gidersin veya ikinci yüksek lisans yaparsın vesaire. Peki İskoçya'da yani genel olarak okumak nasıl? Öğrencilere ya da işte diyelim ki önümüzdeki güzde gideceklere böyle önerilerin olur mu? Yani gitmeden önce şunları yapın vesaire dediğin şeyler. Dijitale alışın. Dijital eğitime alışın. Yani orada özellikle benim gibi eski old fashion biriyseniz zorlanacaksınız. Çünkü eğitim tamamen dijital olmuş. Hani ben gittim oraya kağıtlar aldım, kalemler aldım, güzel not defterleri aldım falan ama yani öyle bir sistem kurmuşlar ki her şey bilgisayar üzerinden. Yani bilgisayarını götürüyorsun sınıfa, hoca kendi projeksiyonunu kuruyor. Yani bilgisayarın senin kağıdın defterin gibi. Ve bilgisayar üzerine artık her şey. Ödevlerin hepsi dijital ortamdan. Her şey dijital. Yani o kadar dijitalleşmişler ki bizim okulun kendi sistemi var mesela. Ben tabii old fashion bir insan pek anlamıyordum ilk. Sonradan öğrendim vesaire. Ya yani şöyle oldu mesela. Bizim hoca her hafta ödev yüklüyormuş programa. Ama ödev yükledim diye de haber vermiyor. Sen bakıp yapıyorsun. Benim tabii haberim yok böyle bir şeyden. Bir hafta geçti, 2 hafta geçti, 3 hafta geçti. Ben dedim ne güzel, hiç ödev vermiyorlar herhalde bunlar. Sonra hocadan mail geldi bana. Dedi biz hayal kırıklığına uğradık, böyle gitmez yüksek lisans falan filan diye. Sonra ama gerçekten haklarını yemeyeyim. Çok ilgililer yani. Hatta ben dedim zorlanıyorum, hani ben kağıt kalem seven biriyim. Ben zorlanıyorum dedim. Sonra bana hatta rehberlik hocasını yolladılar, işte dijital eğitim nasıl olur falan. Saatlerce konuştuk vesaire. Hocalar ilgili genel olarak. Tabii İskoç Üniversitesi'nin bir şeyi de şu. İskoçya'da mesela intihar oranları çok yüksek. Ben de bilmiyorum niye İskoçya'da yaşayan biri intihar etmek ister ama vardır bir sebebi. Mesela en ufak psikolojisi bozuk birini gördükleri zaman hemen okulun rehberlik servisine yönlendiriyorlar seni. Ve bu rehberlik servisinde gerçekten ülkenin önemli psikologları var. Hemen mesela bir sıkıntı olsun arıyorlar seni. Ben mesela derste hafif fenalaşmıştım böyle. Revire gittim. Geldim. Her şey okeydi. Akşam beni okuldan arıyorlar. Açtım. Dediler bugün işte kötüleşmişsin. Var mı bir şeye ihtiyacın? Tek misin? Yalnız mısın? Gelelim mi yanına falan. O konuda çok ilgililer. Gerçekten hani psikoloji şeyine çok önem veriyorlar. Öğrencinin mental sağlığına. Mesela arada geliyor bizden mailler işte. Okulumuzun şu öğrencisi intihar etti. Okulumuzun şu öğrencisinin başına şu geldi falan diye. O konuda çok şeffaflar. Herhangi bir şeyi gizlemiyorlar. Öncelikle yani dijital konusunda çok öndeler. Öğrenciye ilgi konusunda çok öndeler. İşte supervisor'ın her hafta toplantı yapıyorsun. Haftada işte 1 saat falan görüşüyorsun. Onlar da iyi insan. Benim mesela Polonyalıydı diyorum supervisor'um. Şimdi değişecek herhalde vesaire. Yani supervisor bir danışman hocan oluyor. Bir de tez hocan oluyor. Danışman hocan okuldaki herhangi bir hoca olabilir. Hiç onu genelde onlar atıyor. Benimkisi Polonyalı bir hocaydı mesela, psikoloji. Çok iyi dertleşirdik, konuşurduk. Bir de şeyler, direkt hocaya ismiyle hitap ediyorsun. Öyle çok saygı ünvanlarına çok takık değiller. Maillere falan çok hızlı cevap verirler. Bence İskoç Üniversitesi'nin güzel yanı bu. İş bulurlar. Üniversite sana iş bulur. Üniversite mesela kariyer ofisi var. Bizim üniversitenin kariyer ofisi dünyada ilk 15'te gösteriliyor. Ve yani sana mesela nasıl CV hazırlanır onu öğretiyorlar. Nasıl niyet mektubu yazılır onu öğretiyorlar. Interview'a nasıl gidilir onu öğretiyorlar. Ve en ufak detaylara kadar öncelik veriyorlar. Kesinlikle bence güzel bir alternatif İskoçya çoğu insan için. Kötü olarak ne söyleyebilirim? İşte iklimi çok kötü. Yani iklimi çok kötü demeyeyim. Soğuk hava seven vardır ama
Yani soğuk da soğuk ama ben de severim ama karanlık gerçekten. Kışın özellikle yani 4'te falan güneş batıyor akşam. Sabah da 9'da falan aydınlanıyor ve 7 saat güneş ışığı görüyorsun. Karanlıktan ziyade çok rüzgarlı, çok yağmurlu. Hani öyle çok böyle bir güzel giyineyim falan, güzel giyineyim, gezeyim, tozayım sokaklarda olmuyor. Tabii gezme tozma demişken İskoçya'da şimdi sonuçta insanlar Türkiye'de aklı olarak şey diyor hani Türkiye'de yıllarca hani biz savaştık ettik lisans bitirdik artık hani yüksek lisansla böyle güzel bir Avrupa şehrine Milano'ya Paris'e Barcelona'da okuyayım ben gideyim diyen arkadaşlarımız oluyor. Haklılar ben yadırgamıyorum kesinlikle. Yani Türkiye'de neden insanlar eğlenmeyi bu kadar kötü bir şey olarak yasak bir şey olarak görüyor anlamıyorum. Sonuçta yüksek lisans bence güzel bir şehirde yapılırsa çok daha keyifli oluyor. Ama İskoçya öyle değil. Edinburgh bile o fotoğraflarda gördüğümüz Edinburgh bile Eren, bir iki bu gün sonra arada sıkıntı çok kısa olabiliyor. böleceğim ama bir şey soracağım. Bence sen şimdi bunları anlatırken aklıma başka bir şey daha geldi. Tabii. Şimdi yaşadığın bölge anladığım kadarıyla biraz hani o üniversitenin çevresinde kurulmuş bir yaşam alanı gibi geldi. Evet. Fiyatlar nasıl? Bence bu önemli bir soru. Kurdan Şimdi bağımsız. Hani tamam, kurdan bağımsız ben kura söylüyorum. bağımsız. Tamam. Şimdi İskoçya Nasıl? genel olarak İngiltere'den daha ucuz her anlamda. Yani Tamam. ben İngiltere'ye de gittim. Yani turistik olarak gittim ama hani mekanda otururken içtiğim içecekten tut otobüs biletine verdiğim fiyattan arkadaşlarımdan duyduğum kira fiyatlarından tut çok daha ucuz. Yani yani en azından Londra Glasgow kıyaslaması yaparsam Glasgow Londra'dan 3-4 kat daha ucuz diyebilirim. Özellikle kira anlamında İngiltere'den çok daha ucuz. Tabii net fiyat tam veremem ama İskoç üniversiteleri de mesela senin verdiğin fiyata göre daha iyi bir eğitim sağlıyor. Yani sen İngiltere'deki 25 bin poundluk üniversitede bir kalitesinde bir üniversitede 15 bin poundda 17 bin poundda alabiliyorsun aynı eğitimi İskoçya'da. İskoçya'nın böyle bir avantajı var. Burs olanakları yüksek lisansa ne yazık ki çok kısıtlı. Ama okulların verdiği çeşitli burslar, indirimler oluyor İhtiyaç işte. bursları. Yani ya mesela şey var. Benim okulum mesela Türk öğrenci bursu veriyor. Ve %25. Ya az değil. Çok da az değil. Yani işte bazen bölümüne göre veriyor mesela ne bileyim, mimarsın diyor ki bize bir projeni sun yapmak istediğin bir hayalini yaz sonra yolluyorsun okuyorlar aa sana burs verin ödül verin falan oluyorlar biraz da öğrenci dostu oluyor İskoç Üniversiteleri daha çok taksit imkanları falan yapıyorlar bir yaşam kiralar çok daha ucuz mesela arkadaşım Glasgow'da odaya 300 pound veriyor. Ama aynı oda Londra'da 1000 pound. Yani 3 kat, 4 kat daha ucuz Londra'dan. Ulaşım mesela ben Stirling diye bir kasabadayım. Benim kaldığım kasaba tam Glasgow Edinburgh'ın ortasında. Çok tarihi bir kasaba aslında. İskoçya'nın manevi liderinin kasabası. Bu yüzden tarihi bir yer. Kaleler falan var. Otobüs bileti mesela 1,5 pound bizim kasabamızda. Londra'da 5 pound, 6 pound. Ben öyle verdim en azından. Bilmiyorum daha ucuz bir alternatif var mı Londra'da. Yani genel olarak İskoçya İngiltere'den 3 kat 4 kat daha ucuz diyebilirim yaşam anlamında. Peki Eren, bir soru daha soracağım. Ya yüksek lisansa gidince en azından İtalya'da öyleydi. Hani vizeyle beraber haftada belli bir süre çalışma hakkı Var. oluyordu. Aynı Haftada şey var mı? Heh. 20 saat çalışma iznim var. Birleşik Krallık'ın neresinde okursan oku. Çok Ee, güzel. ama tabii şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Türkiye'de özellikle hali vakti yerinde arkadaşlarımız gidiyorlar yurt dışında okumaya. Gidenler var. Onlardan ben tecrübe ettiğim kadarıyla çalışmak çok güzel ama iş bulmak bazen o kadar kolay olmayabiliyor. Yani şöyle kolay Peki. olmayabiliyor. Sen atıyorum Türkiye'de iyi bir endüstri mühendisliği bölümünü bitirdin. Çok güzel burada network ağın var Türkiye'de. Çok kendini geliştirmişsin, İngilizcen iyi. Ama oraya gittiğin zaman kimse bunlara o helal olsun demiyor. Yani onun sıkıntısını yaşayan arkadaşlarımız çok oldu İskoçya'da. Yani gidiyorsun ve aslında işte kapitalist ekonominin biraz da şeyi hani gidiyorsun ve aslında hayatında bir sayfa kitap okumamış insan sana emir veriyor falan. Bunun sıkıntılarını yaşayanlar çok oluyor ama üniversitede çalışma imkanları var. Sıkıntı şu tabii. Kimse seninle 3 aylık 4 aylık sözleşme imzalamıyor İskoçya'da. Tabii Ya ki. kimse imzalamıyor.
Yani onlar da haklı sonuçta. Ne diyor? Ben 3-4 ay sonra tekrar şey mi arayacağım diyor yani. O yüzden sözleşme en az 1 yıllık, 1,5 yıllık oluyor. Mesela Türkiye'de şey sıkıntısını yaşıyoruz şu an. Türkiye'de insanların serzenişi bu işte. Yeni başlayan avukat da 4 milyar maaş alıyor. Garson da 4 milyar maaş alıyor. O zaman insanlar neden avukatlık okuyor, hukuk okuyor diye. Aslında bu Birleşik Krallık'ta da geçerli. Yani aslında biz hani haşa yani kimsenin işiyle tabii bir sıkıntımız yok. Çalışma güzeldir ama yani biz biraz şeyi abartıyoruz hani işte hizmet sektörü a falan diye geçiyoruz ama aslında hizmet sektörü ekonominin kalbi ve hizmet Kesinlikle. sektöründe çalışan insanlar gerçekten bu avukat Ki kadar Eren, bu para arada alıyor mu? şöyle söyleyeyim. Ben sana çalışma olanaklarını sorarken aslında aklımdan direkt geçen şey mesela bir kafede, bir kitapçıda, hani böyle ne bileyim günde 3-4 saat Öğrenci işi. çalışma gibi bir şey. Öğrenci Ha, işi. Aynen. tam Evet. kafamda o O vardı. Çünkü onu çok hakikaten yapıyorlar. Onu çok birebir güzel bir staj bulmak gerçekten yurt dışında çok zor oluyor. rahat buluyorlar. Gerçekten bir de İskoçya'da çalışmayana da yer yok Asena. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bir gittim oraya. Yani ben mesela Türkiye'den hukuk bitirdik. Güzel yerde staj yaptık vesaire. Yani çalışkan kategorisinde bir insandım. En azından arkadaşlarımın çevresinde ama hani ben gittim İskoçya'ya dedim ben yatıyormuşum yani Türkiye'de. Ya ben bir gittim insanlar çılgınlar gibi çalışıyorlar. Bir de artık herkes bilgisayardan çalışıyor. Mesela arkadaşım var gelmiş Almanya'dan iş bulmuş kendi ülkesinde. Dersten çıkıyor kütüphaneye gidiyor bilgisayardan çalışıyor falan. Yani çalışmayan kişiye İskoçya'da iş yok. Çalışmadan orada yaşamak çok zor. Onlar için de zor. Hayat çünkü pahalı. Yani marketler çok ucuz. Orada yaşıyorsan. Ulaşım pahalı. Şehirler arası ulaşım çok pahalı. Sakın Avrupa, Kara Avrupası gibi düşünmeyin. Hani böyle işte İtalya'dan Polonya'ya 5 euroya gittim gibi bir şey yok İskoçya'da. Ya İskoçya'da ne yazık ki 1 saatlik tren bileti bile, 1 saatlik mesafede olan tren bileti bile yeri geliyor 25 pound, 30 pound oluyor. Şehirler arası ulaşım onlar için de çok pahalı. Bizim için zaten pahalı. O yüzden Birleşik Krallık şehirler arası ulaşım için çok güzel bir yer değil. Bunu herkes şikayetçi bu durumdan. Onlar da şikayetçi. Öğrenci işi herkes ya bir arkadaşım geldi Edinburgh'dan şu an o da katıldı yayına. Yani böyle diyebileceğim İskoçya ile alakalı. Eren, tekrar şimdi İskoçya konuştuk ama tekrar senin yüksek lisans alanına şöyle bir çok kısa değinecek olursak. Şimdi uluslararası enerji ve çevre hukuku dediğimizde hani aslında bu alan çok henüz genel olarak globalde gelişmedi. Ondan sonra herkes aslında biraz seni keşfetmeye ve belki normları, çerçeveyi oturtturmaya çalışıyor. Ama senin böyle hani şu an Türkiye'de hukuk lisansı yapan, ya bu hakikaten değişik olabilir diye düşünen veya tamamen hani bir enerji şirketinde burada çalışıyor olup genel kültür olsun diye araştırmak isteyenler olursa, senin şu son bir dönemde rastladığın güzel kaynaklar, önereceğin şeyler var mı? YouTube kanalı olabilir, kitap olabilir, bu alanda en bilinen şu kişiler var olabilir, ne istersen. Öncelikle iki ağına ayırmak istiyorum ben enerji ağını ben ikiye ayırmak istiyorum. Bir uluslararası ilişkiler boyutu var. Devletler arasındaki meseleler. Bir de özel sektörel boyutu var. Özel Tamam. sektörel boyutu için Eser Özdil diye bir iş adamı var. LinkedIn'den ben de tanışmıştım. Onun güzel paylaşımları oluyor. Twitter'da, LinkedIn üzerinden LinkedIn'de. paylaşıyor. Aynen. Tamam, süper. O çok iyi. Emre Üsenmez Hoca var. Aberdeen Üniversitesi'nde hoca aynı zamanda. İskoçya'daki iyi üniversitelerden biri. O sonra yurt dışında enerji üzerine çalışmalar yapıyor. Danışmanlıklar veriyor yabancı hükümetlere vesaire. Ne O güzel. özel sektörlerde ilgili yine güzel paylaşımlar yapıyor. Makaleleri var. Kitabı var. Çok güzel öneririm. Kamusal Tamam. alanda Caner Can Hoca var. O da Dışişleri Bakanlığı'nda enerji danışmanı. O çok güzel araştırıyor ve yabancı kaynakları bazen Türkçe'ye çeviriyor vesaire. Çok Kişisel güzel. olarak böyle değinebilirim. Özellikle üniversitenin arşivlerine girdiğiniz zaman enerji, çevre tagleriyle güzel makaleler karşınıza çıkabiliyor. Dediğim gibi çok teorik bir an olmadığı ve çok güncelle bağlantılı olduğu için net bir kaynak önermek zor. Ama günceli takip etmek, yabancı kaynakları takip etmek özellikle. Bu yüzden İngilizce çok önemli. Türkçe kaynak çok sınırlı. Bu isimleri önerebilirim.
Ama onun dışında Hı. kurum olarak. Şimdi enerji piyasalarının dünyadaki merkezi Texas. Bu yüzden Texas'taki araştırma merkezleri, Texas'taki şirketlerin raporları oluyor. Düzenli olarak aylık, yıllık paylaştıkları veya öngörüleri oluyor. Onları takip etmelerini Hı. öneririm. Avrupa'da da Aberdeen şehri doğal kaynakların merkezidir. Orada güzel araştırma merkezleri var. Araştırma Hı. merkezlerin raporlarını takip etmelerini öneririm. Birisi enerji alanında yoğunlaşmak istiyorsa. Ama dediğim gibi bir özel sektör boyutu var bu işin. Bir de kamusal boyutu var. Biraz hangi alanı seçtiğinle alakalı. Enerji artık Hı. hani yurt dışında ilerleme kat etti bayağı bir alan olarak. Artık hani ayrılmaya bile başladı yani artık yeni bir enerji hukuku, doğalgaz, petrol hukuku vesaire vesaire diye ama Evet. biz hala biraz daha gerideyiz. Yeni bir enerji şu an enerjinin %80'ini oluşturuyor. Çünkü çevresel faktörlerden dolayı artık hani Avrupa ülkeleri de hani 2050'ye kadar, 2040'a kadar hedefler koydular kendilerine. Tüketimi mümkün olduğu kadar azaltacağız diye. Aslında aynı zamanda ölen bir sektör ama yeniden canlanacak olan bir sektör. Yeni bir sayfa açacak olan bir sektör. Ben de bunu yakalamak adına aslında bu bölümü seçmiştim. Diyeceklerim bu kadar yani. Enerji hukukuyla alakalı çalışmak isteyenler için. Harika. Eren, benim sorularım bu kadar. Ama ben sanki ya Asena şunu da söyleyeyim, ya şunu da bir hani anlatayım dediğin bir şey varsa sahne senin. Şöyle genel olarak bizim yaş grubumuzdaki herkese söylüyorum. Şunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Hayatın bize bir borcu yok. Yani biz genelde bu çağın gençliği olarak hep büyük beklentilerle yaşıyoruz. Hani hayatın bize sanki bir borcu varmış da işte hayat her zaman bizim işlerimizi kolaylaştıracak da her şey sonuçta mutlu sonla bitecek de bütün her şey karşılığını bulacak da falan. Yani böyle bir şey değil bence hayat. Bizim bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Çünkü buna inanarak yaşayınca ne yazık ki kolay pes ediyoruz. Kolay moralimiz bozuluyor. Ama hayatımızda beklenti olmadığı, bizde bir borcun olmadığını bilirsek beklentimiz düşüyor. Ama biz de kendi çapımıza sürprizler yapmak istiyoruz. Bu bize daha çok kendimizi gelişmemiz için bize enerji veriyor diyeyim. Ve özellikle ben şunu çok duyuyorum bizim yaş grubumuzda Türkiye'de. Yani bir şey olsam olurdum. 25 yaşına geldim olamadım. Demek ki bundan sonra da böyle gider. O da bence kesinlikle yanlış. Çünkü bazı yetenekler kendini çok geç ortaya çıkartıyor. Veya insan çok sonra akıllanabiliyor. Sonuçta hepimiz ergenlik yaşadık. Hepimiz hatalar yaptık. Yanlış tercihler yaptık. Bununla alakalı çok hani moralimi bozuyor insanların böyle düşünmesi. Hani madem bu yaşımıza geldik bir daha yapamayız falan. Dediğim gibi hayat akıyor. Hayat bir yarış değil. Hiçbirimiz birbirimize yarışmıyoruz. Herkes kendi dünyasında yaşıyor ve çok büyük beklentilere girmeden ama hayatı da bir iz bırakmaya çalışarak yaşarsak bence güzel bir hayatımız olur diye düşünüyorum. Harika. Eren, sana son bir soru. Tabii. Sana ulaşmak isteyenler olursa öğrencilerden LinkedIn'i mi tercih edersin? Nasıl ulaşsınlar Nasıl sana? Instagram olur, Facebook olur, Twitter olur, Tamam. LinkedIn olur. Her türlü şeyden ulaşabilirler. Sonuçta dediğim gibi arkadaşlar bu söylediklerim bir yatırım tavsiyesi değil asla. Ben de şu an yolun çok başındayım. Hani Aslan'ın çıkardığı diğer konuklar gerçekten çok üst düzey konuklar. Çok kariyerde belli yol almış insanlar ama Asena sağ olsun bana da yer vermek istedi bir öğrenci olarak. Ben de şu an yolun başındayım ve ben de hani hala savaşın içindeyim. Ben de daha göreceğim, edeceğim kendi çapımda. Ama genel olarak İskoçya'yı merak eden, hukuk okuyan ve herhangi bir sorusu olan herkese kapımız her zaman açık. Sonuçta ben şu ana kadar gelirken bugünlere insanlar bana yardımlar etti gerçekten. Kötü anlarım oldu mu oldu. Tabii ki. Ama bana yardım edenler, yani yardımdan kastım hani benimle ilgilenen, Yol sorularıma cevap göstermeye verenler, yol çalışan, gösterenler evet. oldu. Herhalde artık da sıra bize gelecek yol göstermek için. Biz de kendi tecrübelerimizden bir şeyler yapmaya çalışacağız. Harika. Eren, iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Anlattın, dinledik. Bence gerçekten faydalı bir yayın oldu.
Ama yani şey yani her konumun nasıl buna bakış açısı olduğunu çok iyi bildiğim için hakikaten yani Eren'e sorularınız olursa hani bana da yazabilirsiniz, Eren'e de ulaşabilirsiniz. İyi ki geldin, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu sabah 7 dersi bence herhalde dediğim gibi yolun çok başındayım. Sabah 7 dersi inşallah hep var olur. Bundan 10-15 sene sonra da artık Türkiye'nin en büyük platformlarından biri olarak artık o zaman sen nerelerde olursun, ben nerelerde olurum bilmiyorum ama inşallah iyi yerlerde tekrar karşılaşır. O zaman İnşallah. daha farklı pozisyonlarda çok daha büyük tecrübeyle Evet. aydınlatmaya çalışırız. O zaman sen de İnşallah. başkalarına artık bırakırsın koltuğu. Vallahi şöyle söyleyeyim Eren. Yani eskiden haftada ya 2-3 yayın yapıyordum. Enerjim nasıl yetiyormuş bilmiyorum. Ha bu hafta bir özel durum var. Yarın da yayın var. Salı da yayın var ama hakikaten şeyi istiyorum. Yani hani mesela bir İngilizce yayın yaptık. Hani İngilizce yayında koltuğu bıraktım moderatörlüğü başka birisine. Şimdi gerçekten hayalim yani Fransızca'da, İtalyanca'da hani böyle birilerine koltuğu bırakayım. Hani başkaları da yayınlar yapsın burada. Ya Çünkü bence koltuğu daha bırakmana çok var. Daha çok yiyecek sabah izi dersi. Ben 20 sene sonrası için konuşuyorum. O zaman sonraki gelecek nesiller için. Bu İnşallah, platformda inşallah keşke. 20 sene sonra, 25 sene sonra da biz de o zaman emekli İnşallah. olmayız gerçi 25 sene sonra 50 yaşında. Artık Daha emekli yolcuz 40-50 yıl sonra emekli olarak biz de yine çıkmaya devam Eren. ederiz buradan. Minimum 40 yılımız var diye Aynen. düşünüyorum. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ben teşekkür Bir ederim. İyi ki sonraki geldin. yayınları biz de sabırsızlıkla bekliyoruz izleyici olarak. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça Kendine iyi kalın. bak. Bay bay. Bay bay.